İş adamları yönetimindeyim. Yeşil Yurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Birlik Vakfı Malatya Şubesi tarafından düzenlenen sohbet toplantısına katılarak son dönemlerdeki yatırımlarla geleceğe daha umutlu bakan Yeşil Yurt ilçesinin çehresini değiştiren proje ve yatırımlara ilişkin detaylı bilgilendirmelerde Birlik Vakfı Malatya Şubesi toplantı salonu düzenlenen sohbet toplantısına Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güner, Yeşilyurt Belediye Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürü Lütfü İnan, Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül ile Birlik Vakfı Malatya Şube Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantının başında Yeşilyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halk İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Yeşilyurt Belediyesi'nin sosyal, kültürel, sanatsal, eğitim, sağlık, temizlik ve çevreyle ilgili hizmet ve projelerin yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Sempozyum ve çalıştaylar, Öğretmenler Günü, Yaşlılar Haftası, Muharrem Ayı ve Ramazan Ayı'na özel etkinlikler... Birlik Vakfı Malatya Şube Başkanı Sadi Ergül, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a göreve geldiği günden itibaren halkın tüm kesimlere kurduğu diyalog ve Yeşilyurt ilçesine kazandırılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini sundu. İdrak ediyoruz. 32 ila gittik. 85 yıl. Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise Malatya ve Yeşilyurt ilçesinin her yönden gelişimi ve ilerlemesi için sivil toplum kuruluşlarıyla istişareye önem verdiklerini söyledi. Sokak iftarları, açık hava sahnesinde tiyatro gösterileri. Birlik Vakfı 100 yıldır geçmiş olan vakıftır. Aslı yürütü talebe birliğinden kaynaklanır. Bu sene 31. yılını idrak ediyoruz. 32 yıla gittik. 85 yılında da kısaca geçeyim başkanına zaman ayırmak adına. 32 yıllık geçmişimiz var. Birlik Vakfı'nda şu anda 2 tane cumhurbaşkanı, 4 tane başbakan yetişmiş bir kurumdur. Bakanları ve diğer şeyi de bu arada anmadan geçemeyeceğim. Birlik Vakfı'ndayız. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin inşallah. İsmimize müsemma olarak, ismimize layık olarak, bize bu isme layık olanlardan eylesin. Bütün operasyonların temelinde Birlik Vakfı'ndayız. Bütün operasyonların temeli birliğimize sadırıdır. Ve tek bir amacı var bu operasyonların. Birliğimizin dağılmasıdır. Beraberliğimizin dağılmasıdır. Kardeşliğimizin dağılmasıdır. Bizim birbirimize düşmemizdir. Şu an üst akıl, uluslararası emperyalizm, Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bizi tekrar Sevr günlerine döndürmek istiyor. Şimdi bize dört bir taraftan saldırılıyor. Dört bir taraftan saldırılıyor. Doğudan geliyorlar, batıdan geliyorlar, güneyden geliyorlar, kuzeyden geliyorlar. İslam kisvesi altında geliyorlar, asker kisvesi altında geliyorlar. Kürt kimliği güya altında geliyorlar ama her yönden bize saldırıyorlar. Bu saldırıların temelinde de bizim birliğimizi bozmak. Birlik Vakfı'ndayız. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Amin. Çünkü öfkenin temelinde İslam'ın temsilciliği var. Buralardan gelmişiz. İslam'ı buradan öteye, Efendimiz İslam'ı Rabb-i Zülcelal'dan getirince Kürtler, Türkler, Araplar buna teslim olmuş. Ama Türkler işin bayraktarlığını, ideali anlamda bayraktarlığını yapmış. Yoksa Türk de, Kürt de, Arap da olmasaydı, birlikte olmasaydı bugün yine bu noktalarda olmazdık. Niye bizi sevmiyorlar? Bugün Avrupa Birliği'nde de bizi niye kabul etmiyorlar? Çünkü bizim genetiğimizdeki o Müslümanlığımızı, Müslümanlığımıza rıza göstermiyorlar. O Suriyeli kardeşlerimizin yanında biz varız. Iraklı kardeşlerimizin yanında biz varız. Ama bizim gidecek bir yerimiz yok. Yani FETÖ alçaklarının operasyonu başarılı olsaydı bugün bu ülke bölünmüştü ve bu ülkede iç savaş vardı. Zaten amaç da oydu.
Peki bu ülkenin kucağındaki bebekli annesi, kucağında bebeği olan anne nereye gidecek? Buradan gideceği bir yer yok. Ötesi yok. Ha, Bulgaristan'a mı gidecek? Yunanistan'a mı gidecek? Ermenistan'a mı gidecek? Nereye gidecek? Nereye gidebilir? Gidecek hiçbir yerimiz yok. O yüzden burası bizim son durağımız. Daha ötesi yok. Şimdi biz 1900'lü yılların Türkiye'sinde değiliz. 1940'ların Türkiye'sinde değiliz. 50'lerin Türkiye'sinde değiliz. 74'ün Türkiye'si değiliz. 98'in Türkiye'si değiliz. Artık mazlumların sığınağı olan, tüm dünyadaki mazlumların yüzünü döndüğü, sırtını dayadığı bir ülke olduk. Alacak çok mesafemiz var. Gidecek daha çok yolumuz var. Bunları gideceğiz Allah'ın izniyle. Ama geçmişte kıyaslandığımız zaman ülkeyi bir yerden bir başka noktaya taşıdık. Yılbaşı gecesi eğlenen insanlara silahla girip saldırmak. Veya maç dağılırken maçtan dağılan insanların üzerine saldırmak. Veya bir askeri otobüs, Kayseri'deki bir asker otobüsüne saldırmak. Bir mitingde saldırmak. Yani bunların bir iyi gittiği de yok. Hepsi kahpe, hepsi alçak. Yüz yüze savaşma imkanı yok. Sürekli alçakça vuracak. Ha, bunların en alçağı da FETÖ terör örgütü. Türk Belediyesi'ndeki arkadaşlar, bunu özellikle söyleyeyim. Biz bir aşkla çalışıyoruz. Bir şevkle çalışıyoruz, bir heyecanla çalışıyoruz. Belediyecilik, rutin belediyecilik hizmetlerimiz var. Rutin yaptığımız hizmetler var. Nedir? İşte yol çalışmaları, asfalt çalışmaları, yeni yol, imar yollarının açılması, yollara konkasör malzemesinin serilmesi, altyapı malzemesinin serilmesi, metruk evlerin yıkımı, doğal taş, kilit taşı döşenmesi, zabıta hizmetleri, imar ruhsat hizmetleri gibi bizim temel görevlerimiz var. Şimdi biz bu görevlerden file verme, boşluk bırakma şansımız ve hakkımız yok. Bu görevleri en güzel bir şekilde yerine getirmemiz lazım. En güzel bir şekilde yerine getirmemiz lazım. Ondan sonra da kültürel, sosyal, sanatsal çalışmalarda farkımızı ortaya koymamız lazım. Ve asıl yarış da o çalışmalarda başlayacaktır. O çalışmalarda olacaktır. Buna inanıyoruz. 82 mahallemiz var. Bizim gidemeyeceğimiz hiçbir mahalle yok. Bu işin temeli ekiptir arkadaşlar. Ekibinizi sağlam kurmanız lazım. Dinamik kurmanız lazım. Heyecanlı kurmanız. Bunlarla düzenli bir şekilde planlamaları yapıp stratejik planımızı oluşturduk ve stratejik planımız çerçevesinde de çalışmaları devam ettiriyoruz. Bu iş kutsal bir iş, mübarek bir iş. Hem işinizi yapıyorsunuz hem de dua alıyorsunuz. Yolda kalmışa yardım ediyorsunuz, dua alıyorsunuz. Ekmek ihtiyacı olana ekmek veriyorsunuz, dua alıyorsunuz. Engelli bir kardeşlerimize araç veriyorsunuz ve dua alıyorsunuz. Yeşilyurt'un bilmem hangi köşesinde yol yapıyorsunuz. Yolunu yapıyorsunuz, dua alıyorsunuz. Bu işin mantığı da bu. Yani 3 yıl yaklaşık görevdeyiz. Bu süreç içerisinde hedeflerimizi hep açtık.